İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsakh insan hakları savunucusu, Azerbaycan Ermeni savaş esirlerinin sayısını kasten gizliyor. Litvanya Cumhurbaşkanı Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Çavuşoğlu, Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin ülke içinde radikal güçler tarafından baskı altında tutulduğunu görüyoruz. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması karşılığında Ragıp Zarakoğlu'yu talep ediyor. Ermeni asıllı mimar Simon Sinan'ın eserini kurtaracak bir hayırsever aranıyor. Alevi yurttaşlardan Avusturya'nın Alevilik kararına destek. Topluluk Potansiyeli başlıklı festival 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Gomidas'ın anısına başlıklı sergide Charents'in aynı adlı şiirinden özel parçalar sunuldu. Artsakh'ın insan hakları savunucusu Geham Stepanyan, Artsakh Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Azerbaycan tarafından teyit edilen verilere göre şu anda Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirleri ve sivillerin sayısının 38 olduğunu ifade etti. Onun dediğine göre ancak Artsakh Ombudsmanı, Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren insan hakları kuruluşlarının elinde 80 kişinin daha tutsak olduğunu iddia edeceğimiz somut kanıtlar var. Ne yazık ki bu gerçek bugüne kadar Azerbaycan tarafından doğrulanmadı. Bu da bizim Azerbaycan'ın gerçek savaş esirlerini ve esir sivil sayısını kasten sakladığından şüphelenmemize yol açıyor. Geram Stepanyan'a göre bu 38 kişi arasında Artsakh vatandaşı yok. 9 Kasım açıklamasının ardından esir alınan 35 asker, 3'ü sivil. Ancak 19 sivil hala kayıp. Aralarında esir olduklarını kanıtlayabileceğimiz insanlar var. Resmi bir ziyaret için Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Yerevan Belediye Başkanı Hratça Sarkisyan ile birlikte Zidernagabert anıtını ziyaret etti. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarına adanan anıt kompleksine çelenk bıraktı ve kurbanların ruhları için yanan sonsuz ateşe çiçekler bıraktı. Litvanya Cumhurbaşkanı Ermenilere karşı işlenen Armenosit Soykırım Müzesi'ni de ziyaret etti, sergiyle tanıştı ve ziyaretçi defterine not yazdı. Ardından anıtın bulunduğu alanda saygı nişanesi olarak bir ağaç dikti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Azerbaycanlı gazetecilere Ermenistan Cumhuriyeti hakkında konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında sınır anlaşması ve barış anlaşmasının imzalanmasına atıfta bulunarak, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın iyi niyetine yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye bu girişimleri her zaman desteklemiştir. Şimdi Ermeni yetkililerin ülke içindeki radikal güçlerin ve diasporanın baskısı altında olduğunu görüyoruz, dedi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve diğer liderlere Ermenistan Cumhuriyeti'ni bir an önce Azerbaycan ile barış anlaşması imzalayabilmesi için girişimi desteklemelerini söylediğini vurguladı. İsveç'in Expressen gazetesi sınır dışı edilmiş Türk yazar ve düşün insanı Ragıp Zarakoğlu ile görüştü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in Ragıp Zarakoğlu'yu Türkiye'ye iade etmesi halinde İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğine ilişkin açıklamasına atıfta bulundu. Bu pazarlığı yorumlayan Zarakoğlu, İsveç'in ilkelerine bağlı bir ülke olduğunu, böyle bir adım atmayacağı ve bunun pahasına Erdoğan'ın siyasi puan kazanmasına izin vermeyeceğini kaydetti. Yazar Ragıp Zarakoğlu 2012 yılında İsveç'e sığındı. Hayatı boyunca adalet için savaştığını, bu yüzden hapsedildiğini söyleyen tanınmış bir yayıncı yazardır. Terör örgütüne destek vermekle suçlandı. Zarakoğlu, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit hakkında da çok sayıda kitap yayınladı. 2011 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi tarafından büyük yayıncılık faaliyeti gösteren ve aynı zamanda Milli Kütüphane'ye onlarca kitap bağışlayan kişi olarak Hagop Mehabart madalyası ile ödüllendirildi. Konstantinopolis'teki tarihi yarımada içinde bakımsız kalan ve daha önce de birçok kez satışa çıkarılan Mimar Simon Sinan imzalı tarihi miras, Ayakkapı Hamamı hala bir alıcı bulamadı.
1582 tarihinde 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından usta mimara yaptırılan yakın zamanda tamirci dükkanı ve depo, altındaki dükkan market olarak kullanılan hamamın içinin bakımsızlığı dikkat çekiyor. Çağdaşları tarafından büyük mimar Simon Sinan Ağa olarak adlandırılan Ermeni asıllı mimarın Michelangelo'ya benzetildiğini ve Osmanlı mimarlık döneminin en büyük mimarı olduğunu hatırlatalım. Avusturya Devleti Alevi inancını bağımsız bir inanç olarak resmen tanıdı. Avusturya, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan, kendine özgü bağımsız bir inanç olduğunu kabul etti. Avusturya Alevi Federasyonu'nun 13 yıllık mücadelesi sonucunda elde edilen bu kazanım hakkında Alevi yurttaşlar ne düşünüyor? Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 16. Genel Kurulu'na katılan yurttaşların sorumuza verdikleri yanıtlar şöyle oldu. Alevi toplumu açısından çok önemli bir gelişme. Bunun Avrupa'da değil de ilk önce bizim ülkemizde yapılması gerekiyordu. Demokrasi ciddi bir süreç. Bizim ülkemizde de demokrasi mücadelesi yükseldikçe bu kazanımları elde edeceğimizi düşünüyorum. Türkiye'deki Alevilik 40 yıldır dernekçilik olarak örgütleniyor. Ancak bunu daha ileriye götürülmesi için ekonomik ve akademik olarak bir altyapı oluşturulmalı. Yaklaşık 1500 yıldır bu topraklarda Alevilik var ve her dönem asimilasyon politikalarına maruz kalan bir toplum olduk. Avrupa'da Alevilerin kazanımları devam ederken Türkiye'de halen yok sayılıyoruz. Hala hukuki kazanımlarımız bile hayata geçirilebilmiş durumda değil. Alevilik tek başına bir inançtır, yoldur. Başka hiçbir dinle bağlantısı yoktur. Bizim inancımızda herkes eşittir. Bu karar memnuniyet verici. Dileriz ki bizim topraklarımızda da bu durum gerçekleşir. Bu arada Batı Ermenistan hükümetinin de Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan kendine özgü bağımsız bir inanç olduğunu savunduğunu belirtelim. 28 Mayıs saat 15'te Vedi bölgesinin Urtazor yerleşimindeki aynı zamanda Gevork Mazbetuni Kalesi diye de anılan Tapi Kalesi'nde Topluluğun Potansiyeli başlıklı festival gerçekleştirilecek. Festivalin amacı güzel Ermeni ritüellerini ve geleneklerini gençler arasında daha da canlı tutmak. Festival organizatörleri anıt uzmanı Samvel Garabetyan tarafından hazırlanan ve aynı gün ve aynı yerde yapılması planlanan Hosrov Rezerv adlı rehber kitapçığın sunumunu öğrendikten sonra Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nı bu etkinliğe katılmaya ve kitabın sunumunu festival çerçevesinde düzenlemeye davet etti. Festival saat 15'te, kitap sunumu ise 19.30'da başlayacak. Nemra grubunun konseri ise saat 20'de. Yaşı Çarenç'in doğumunun 125. yıl dönümüne adanan Gomidas'ın anısına Requiem Aeternum başlıklı geçici sergi Gomidas adlı müze enstitüsünde açıldı. Sergide Gomidas Müze Enstitüsü'ne bağışlanan Çarenç'in yazdığı Gomidas'ın anısına Requiem Aeternum başlıklı şiirin el yazmasından parçalar sunulacak. El yazmaları hakkında bilgi veren şairin torunu Gohar Çarenç, Çarenç'in Gomidas'la hiç tanışmadığını, ölümünden aylar sonra Gomidas'ın cenazesi Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldiğinde onu ilk kez gördüğünü söyledi. Bahsi geçen el yazması, Çarenç'in diğer birçok eseriyle birlikte Sovyet Ermenistan'ın onursal sanatçısı Çarenç'in yakın arkadaşı Regina Hazaryan tarafından toprak altında saklandı. Eserler 17 yıl toprak altında kaldı. Komünist Parti lideri Joseph Stalin'in ölümünden sonra gün yüzüne çıkarıldı. Bazıları yıprandı ve onları restore etmek mümkün olmadı ancak Gomidas'ın anısına Requiem Aeternum başlıklı şiiri oldukça iyi durumdaydı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nemra adlı grup tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zim Horodik Yarat eseri sunuyoruz. I'm not.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.